Herkese merhaba. TI kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Swerve ile birlikte bir proje oluşturacağız. Bu projeyi oluşturmamız için bizim ihtiyacımız olan şey Node, Node.js. Node.js'in gerektiğini ilk videoda zaten belirtmiştim. Bunun kurulu olduğunu varsayarak buraya kapatıyorum. Swerve ilk ana sayfasına geldik. Geldiğimizde burada bir Quick Start görüyoruz burada ne diyor burada MPX, npm e, nodun yine bir uzantısı e, digit paketini kullanıyor digit neydi digit e hemen bir gidelim digit e, git repositorylerini e, kopyalamaya yarayan bir paket npm paketi burada da svelte.js js e, kullanıcısının template reposunu klonlayarak bizim için bir proje oluşturuyor hemen deneyelim denemeden önce npm install strateji e, digit diyerek digiti kurmanız gerekiyor. Global olarak kurmanızı tavsiye ediyorum. E, çünkü sürekli kullanacağız. E, ardından az önce kopyaladığımız npm digit svelte.js template'dan yani svelte.js user'ının template repository'sinden benim için şu klasör svelte.js lessons içerisinde first project diye bir proje oluştur dedik oluştursun bakalım. Evet gördüğünüz gibi clone dedi. Buraya geldi proje. Ben bunu VS Code'la içine giriyorum. Evet girdik. Tamam. Şimdi klasör yapısı bu şekilde. Ee, bu klasör yapısını anlatmayla başlayalım. Git ignore zaten biraz JavaScript ile uğraşmış bir şeyler yapmış birisi geldiyse bunu biliyordur. Git ignore ne işe yarar? Versiyon kontrol sistemleriyle çalışırken özellikle GitHub git ignore sizin klasörünüzde bulunan ancak oraya pushlamak istemediğiniz yani oraya göndermek istemediğiniz dosyaları buraya gelerek buraya yazarak ignore ediyorsunuz, reddediyorsunuz ve onlar sürekli aranız, şey ayak altında dolaşmıyor, işleriniz karışmıyor. Package.json Package.json bu tarz frameworklerde çok fazla görürsünüz. Package.json bir sizin paketlerinizin tutulduğu Skriptlerinizin azı birazdan e, göreceksiniz npm run dev yazacağız e, npm'in run etmesini istediğiniz scriptleri buraya yazacağız npm e, sizin e, buradaki Package.json'daki paketlerinizi kuruyor, siliyor Buradaki scriptleri run ediyor Burası ne işe yarıyor? Bur şuraya değinmedim, buraya geçtim ama burası çok açık görünüyor gayet Projenin ismi versiyonu kaç? Versiyon kontrol sistemi adı üstünde. Örneğin siz e, yarın öbür gün bir proje yaptınız. 1.2'sini çıktınız. Burayı değiştirip o şekilde gönderiyorsunuz. E, ve sizin versiyon kontrolünüz de e, güzel bir şekilde gerçekleşiyor. Buna da değinmiş olduk. Svelte.js videosunda bunun ne işi var? Bilmiyorum ama bilgi bilgidir. Umarım fayda sağlar size. Gelelim buraya. Dev Dependency ve Dependency görüyoruz. Bu ikisinin ayıran fark tabii ki de dev dev olması sizin çalışmalarınız sırasında yani development sırasında, geliştirmeleriniz sırasında kullanacağınız paketler burada. Bu paketler sadece geliştirme sırasında. Ama siz yarın öbür gün production'a çıkacaksınız, siz uygulamanızı yayına alacaksınız. Orada sadece bunlar kullanılıyor. Şimdi burayı da gördük. Şimdi burada bir eksik var. Ne eksiği? Burada paketlerimiz yok şu an. Şu an e, buradaki paketlerin hiçbiri kurulu değil. Package.js'ın amacı zaten bu. Burada paketler duruyor. Sen siz kullanacağınız zaman uygulamayı veya bir yere göndereceğiniz zaman npm install yaparak karşıdaki kişi veya sizin aldığınız bu tarz Svelte, Angular, React, Vue projelerinde npm install yaparak bu package.js'ın içerisindekileri install ediyorsunuz. Install ettiğinizde ne oluyor? Node modules klasörü geliyor. Bu Node modules klasörünün içerisinde Buradaki paketlerin bağımlılıkları ve bu paketlerin kendileri buraya download olmuş oldu. Şimdi bunları kullanarak Svelte hepimiz ayağa kalkacak. Geçelim Readme. Readme zaten adı üstünde beni oku ama okumaya gerek yok. Rollup nedir? Rollup config burada neden var? Hani biz Svelte öğrenecektik. Svelte öğrenmeye gelmişken Rollup'a niye değiniyoruz? Rollup aslında Svelte'yi çalıştırıyor. Yani Svelte'in çalışması için eee rollup'a ihtiyacımız var. Neden ihtiyacımız var? Rollup bir e, m, ne denir ona? Bundler. Bundler paketleyici diye gibi düşünebilir şey e, yanlış oldu. M, paketleyici modül olarak düşünebiliriz. Evet, kesinlikle böyle paketleyici modül. Bizim yazdığımız kodları alıyor. E, bir paket haline getirip public içerisine e, koyuyor. Eee tabii önce compile ediyor. Svelte'in compile ettiği şeyler Rollup'a gidiyor. Rollup'tan da serve ediliyor. Yani birazdan göreceksiniz projemizi açtığımız gibi projemizde bir şey değiştiği gibi herhangi bir ekranı yenilemeden, Chrome'da tarayıcıyı yenilemeden bizim değişikliklerimizin gerçekleştiğini göreceksiniz. Onlar mesela şuradaki e, Rollup'un içerisindeki bir plugin'den geliyor. onun dışında Rollup bu işe yarıyor. Rollup'u biz çok kullanacak mıyız? Yaklaşık 20 videoluk bir planım var. Bu 20 videoluk planda e, Rollup yok. Çünkü ihtiyacımız da yok. Çünkü biz Svelte öğreniyoruz. Svelte video serisi. Rollup video serisi ayrıyeten olabilir. Derin JavaScript diye bir video yaptığımız zaman değinebileceğimiz çok fazla şey var. Belki o zaman olabilir. <laughs> Şimdi Rollup'ı da kapattım. Public. Public klasörü. Neden bu kadar? Public diyebilirsiniz. Fabicon var. Global CSS var. Adı üstünde CSS. Bilmeniz gerekiyordu. Index HTML. Basit bir HTML5 görüyorsunuz tagleri görüyorsunuz bir sürü. Burada dikkatinizi çekmesi gereken 3 tane satırı var. stylelar burada basit bir şekilde globali, şurada globali import etmiş. Bir de build, bundle css, build bundle javascript. Bu nedir? Şimdi rollup'ı ne demiştik? Roll Rollup bund, bundle ediyordu. Yani paket oluşturuyordu bizim için. Hangi paketler oluşturuyor? Tam olarak burayı bizim yazımız AppSvelte'in içerisindeki şuradaki css'ler buradaki css'leri e, sveltle birlikte rollup e, build ediyor ve onlar e, şu public içerisinde build klasörünün içerisinde bundle css olarak birazdan oluşacak onları buraya import ederek aslında biz basit bir şekilde bir index.html html dosyasında bütün projemizi serve ediyoruz. Onu göreceksiniz. Aynı şekilde bundled js'te. Burada yazdığımız script içerisinde yazacağız. Birazdan göreceksiniz bu yapıyı da anlatacağım. Bu script içerisinde yazılmış şeyleri de burada bundle javascript içerisinde göreceğiz. Şimdi hepsini kapatıyorum. <laughs> Şurayı toparlıyorum ve geliyorum npm run dev. Evet, uçuşa geçmemiz için yazmamız gereken tek satır bu. Bunu yazdığımızda ne olacak? Bakalım. Localhost 5000'de gördüğünüz gibi şey açtı, bir evet Hello World application'ımızı yarattı. Gördüğünüz gibi burada şu an bir canlı olarak yayında public'in içerisinde acaba ne var? Public build, gördüğünüz gibi bu klasör oluşmuş. Bu klasörün içerisinde Bundle JavaScript, Bundle CSS var gördüğünüz gibi. Bunlar bizim compile'dan çıkan dosyalarımız. Svelte'in tam olarak amacı bu. Svelte bizim yazdığımız kodları aldı, compile etti ve çıktı çıkan sonuç bu. Tam olarak bu şekilde. Aslında Svelte, Svelte'in yaptığı iş basit görünüyor ama bu compile etti ve yayınladı. Şimdi az önce geldi, az önce konuştuğumuz rollup bizi neden kurtarıyor, ne işe yarıyor? Bakın şimdi. Burada main hello name yazıyor. Bu name'i Main alıyor. oluyor. Bunu Üçüncü videoda büyük ihtimal yani planım uygunsa. Üçüncü videoda bu köşeli parantezler bu süslü parantezler ne işe yarıyor falan diyebilirsiniz. Hiç takılmayın. Şu an sadece bir Sibelti paketini işte e, dosya sistemini buradakiler ne yabancılık çekmemeniz için inceliyoruz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi buraya geliyorum. Komple sildim. Bu ne işe yarayacak? E, geldim dedim ki merhaba dünya değil mi? Evet bakın. Şurada henüz save etmediğim için burası beyaz görünüyor. Save ettim. Altta tekrar bir bundle oluştu. Tekrar bir bundle js oluştu. Bakın milisaniyesine kadar gösteriyor. sağa kaydırdım. Herhangi bir Chrome'da yenileme işlemi yapmadım. Merhaba dünya geldi. Bu rollup'un live reload canlı yeniden yükleme özelliğinden dolayı. bu videonun şu ana kadarki kapsamı tamamen doldu. E, ikinci videoda yapmak istediklerimi anlatmak istediklerimi anlattım. Üçüncü videoda e, devam edeceğiz. Dinlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video fayda sağlamıştır. Teşekkürler. Görüşmek üzere.